Hal yasası malumunuz, biz senelerdir hep bir halleri ve hal yasasını konuşuruz. Hal yasası kritik çünkü. Artınç, müsaadenle ben hemen bir giriş yaptım. Hocam ama lütfen devam edin. Konuları ben söyledim size. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Ben ancak araya belki sorum olduğunda girerim. Lütfen bu hal konusundan başlayalım. Çünkü siz geçen hafta özellikle neden biz gıdaya ucuz ulaşamıyoruz diye konuşmuştuk. Neden işte zeytin pahalı, domates pahalı diye konuşmuştuk. Çünkü üretim planlamasından bahsetmiştik. Şimdi hem bu planlama, hem bu hal yasası, hem bu Walmart'ın buraya gelişi çok önemli konular bunlar. Ben sözü size bırakayım, lütfen siz devam edin. Çok teşekkürler, estağfurullah diyeyim. Şimdi halleri biz hep konuşuyoruz, çok uzun süredir konuşuyoruz. Çünkü önemli bir işlev görüyorlar. Aslında üretici ile tüketici arasında bizim Türkiye'deki uzun tedarik zincirinde bu hakikaten aktör sayısı olarak uzun, mesafeler olarak da uzun. Ama taze meyve sebzenin önemli bir kısmı da hallerden geçiyor. Dolayısıyla tüketiciye ulaşmadan önce gerek perakendeci kısmen, çünkü bütün perakendeciler tüm ürünleri hallerden geçirmiyor. Tabii haller gerçekten de, yani sebze meyve halleri, en azından fiyatın oluşumundan başlayarak ürünün hani miktarı, ne kadar hangi bölgede ne kadar üretiliyor, nereden ürün gelecek açısından önemli. Aslında bu sadece Türkiye'de de değil, Avrupa'da da baktığımızda sebze meyve halleri çok iyi işlediğinde gerçekten iyi bir sistem. Altyapısı düzgün çalıştığında, günün teknolojisine uygunsa, yani o sistemi gerçekten iyi kurguladığınızda iyi sonuçlar alıyorsunuz. Fakat bizde işte bu yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına bakıyoruz. Yani mesela diyor ki biz 4 tane ana sorun tespit ettik. Bunlar üretimin planlı olmaması, kayıt dışılık, örgütlenme ve hallerin fiziki yapıları. Şimdi herhalde bunu biz, yani ben uzun yıllardır yazıyorum, hep konuşuyoruz. Siz daha önce de hocam söylemiştiniz, geçmişe gittiğinizde 1960'larda, 70'lerde, hatta 1930'larda bile bu konular hep konuşuluyor. Belediyeler var tabii işin içinde. Yani birçok yerde de bu haller belediyeye bağlı bir yer. Ve birçoğu da şehrin en güzel, böyle en artık merkezi yerinde kaldığı için, ya bu hali buradan taşıyalım da bak burası çok rant getiren bir yer diye bakılıyor. Daha da önemlisi, ben bir Antalya'da birkaç kez sabah bu fiyat oluşumuna nasıl oluyor diye, sabahın köründe gidiyorsunuz, geceden başlıyor. Katıldım birkaç kez. Ya işte 5-6 kişi oturuyor. Bugün işte Demre'den ne kadar biber gelecek, şu kadar. Fiyat ne olsun? Ya 20 diyelim, yani örnek olarak söylüyorum. Domates nereden gelecek? İşte o da şeyden gelecek, Kumluca'dan gelecek. Ona ne diyelim? O da 30 olsun. Böyle ya, fiyat oluşuna baktığınız zaman gerçekten yani 3-5 kişi Türkiye'deki bütün fiyatı belirliyor. Yasada denilmişti ki ya tüccar tüccarlığını yapsın, üretici üretici olarak gelsin. İşte komisyoncu ayrı olsun. Sonra bakıyorsunuz bunların hepsi tek kişide toplanıyor. Yasayı uydurmak için de diyelim ki tüccar kendisi komisyoncuyu kardeşi yapıyor. Bilmem işleme oradaki dükkanı diğer kardeş üzerine veya akraba üzerine. Yani baktığınızda böyle küçük bir kesim üzerinde dönüyor. Bu her yerde hepsi böyle, evet, demek istemiyorum ama yani o mesleki şeyde de problem var. Üretici zaten fiyat belirlemede söz sahibi olamıyor. Yani üreten söz sahibi olmadığı için de o şeyden şikayetçi, yani fiyatın ucuz olmasından, biz de tüketici olarak pahalı olmasından şikayet ediyoruz. Hane halkı enflasyon beklentisi ve gıda enflasyonu arasındaki ilişkiye vurgu yapılıyor. Aslında el ele yürüyorlar. Yani burada hane halkı enflasyon beklentisiyle gerçekleşen gıda enflasyonu arasında hakikaten el ele yürüyen bir durum var. İşte 2019'larda biraz daha düşük seviyelerdeyken, ondan sonra 2020'lerden itibaren, her ne kadar burada çok net Covid etkisini görmesek de 22'lerde çok artıyor. Ondan sonra da yüksek bir şekilde devam ediyor. Şimdi biraz düşmüş olduğunu görüyoruz ama tabii ben hep vurgu yapıyorum. Yani resmi olarak kullanılan rakamların ne olduğunun bir netleştirilmesi lazım. Yani
Çünkü benim çarşıya pazara gittiğim zaman sadece gıdada değil diğer ürünlerde de gözlemlediğim karşı karşıya kaldığım rakamlarla resmi olarak açıklanan rakamlar ne kadar örtüşüyorlar buranın bir soru işareti olduğunu düşünüyorum ama bunun dışında da hakikaten insanların beklentisi ve gerçekleşen arasında çok yüksek miktarda korelasyonu olan el ele giden bir grafik görüyoruz. Yani küresel düzeyde gıda fiyatlarında bir düşme var, düşüş eğilimi var. Ama bizim Cumhurbaşkanlığımızın programında Türkiye'deki gıda fiyatları ile ilgili hemen hemen hiçbir şey yok. Yani küresel düzeyde bir değerlendirme yapılmış ama Türkiye ile çok ilgili çok fazla yok. Tabii yine işte 3 gün sonra gıda enflasyonu açıklanacak. Yine aynı şeyler konuşulacak. Yani TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlarla tüketicinin yaşadığı rakamlar arasında, yaşadığı enflasyon arasında hep bir farklılık var. Hep bir yani kimse inanmıyor açıkçası TÜİK'in açıkladığı rakamlara. Yani ekonomiyi yönetmek aslında beklentileri yönetmek ama beklentiler çok farklı faktörlerden etkileniyor. Bu gıdada da geçerli, gıda dışında ürünlerde de işte ben de tam böyle bir önceki yüksek döviz dalgasını yaşadığımız noktada işte boya yaptıracağım eve, boya satın almaya gittim. Boya kutuları boyacıda duruyor. Bunun fiyatı ne dedim? Fiyat söylemiyoruz dedi. Nasıl fiyat söylemiyorsun? Kutular önümde duruyor. Yani 50 lira mı 100 lira mı? İşte merkezden haber geldi. Sizin vurgu yaptığınız gibi bunu satarsa yerine koyabileceği stok olmadığı için şu an bekliyoruz. Döviz kurları bir sabit belirli bir yerlere otursun. Ondan sonra fiyatı açıklayacağız diyor. Şimdi bu tabii çok sağlıksız bir uygulama. Çünkü tüketici kendi önünü görmek istiyor ama üretici de ya da satıcı da kendi önünü görmek istiyor. Bu beklentileri tabii dış faktörlerden dolayı yönetemediğiniz için ki ben hep vurgu yapıyorum yani tarım sektöründe de diğer sektörlerde de bizim dışa bağımlılığımız özel tarım özelinde enerji tarafı kimyasallar bunlardaki döviz kurlarına bağımlılık dünya hareketlerine bağımlılık bizi hakikaten kilitliyor. Yani fiyatları bu kadar müdahale edememe veyahut da elinizin kolunuzun bağlı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Yani son 4-5 yıla baktığınız zaman özellikle yerel yönetimlerin tarımda daha önce etkili olmadıkları kadar etkili hale gelmeye başladığını görüyorsunuz. Yani tohum yardımı da yapıyor, girdi yardımı da yapıyor, ürünlerin pazarlamasında da destek oluyor. Aslında çözümlerden hani kooperatiflerle çok başaramadığımız çözümleri biraz daha kurumsal yapıya sahip olan yerel yönetimlerle birlikte hepsini çözemeyiz ama bir kısmına çözüm getirmek söz konusu olabilir. Çünkü bu yapılanma aslında kritik. Yani bütün aktörleri bir araya getirebildiğiniz üretici, tüketici arasındaki bağı yerel yönetimlerle kısmen de olsa iyileştirebildiğiniz bir yapı aslında bütün sorunları çözemez ama en azından bazı sorunların çözümünde iyileştirmeler yapabilir diye düşünüyorum. Artunç sen de gelmişken istiyorsan ben sözü sana devredeyim. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok zevkle dinledim. Araya da girmek istemedim. Çünkü acaba bir izleyen gözüyle ne anladım diye bir toparlamak istedim. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Şimdi fiyat oluşumu konusunda Türkiye Odalar Borsalar Birliği var, değil mi? Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve çok önemli bir kuruluş bu. Bu kuruluşta bu Borsalar Birliği'nde gıda halleri dahil fiyat oluşumunun doğru oluşması lazım. Bu bir. Yerel yönetimlerle birlikte çalışmaları lazım. Bu iki. Üçüncüsü, hani biz borsayı takip ediyoruz. Bizim de borsadaki borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsa İstanbul'daki en büyük şeyimiz ne? Fiyat doğru oluşmuyor. Yani Evet. çok güzel bulmuş halk. Yani işine geldiği zaman arz talep hocam. Arz talep lehine ise yani tencere doğurduğu zaman sorun yok. Kazan öldü dediğin zaman sorun var. Şimdi yani demek ki fiyatın oluşumunda herkes kendine çekiyor. O boya kutularının mesela kerametini de ben merak ediyorum hocam. Çünkü bakın Mehmet Şimşek çok güzel IMF Dünya Bankası toplantılarında sorulan soruya cevap verdi. Dediler ki kendisine o kapalı toplantıda. Acaba enflasyon hedefine içeride inanmıyorlar. Ne diyorsunuz dedi. O Cumhurbaşkanı'nın görevi dedi. Şimdi demek ki siyasilerin bu güven sorununu çözmesi lazım. Bu güven sorunu çözülmediği zaman, siz belediyeler diyorsunuz, belediyelerle hükümet arasında
çekişme var. Yani şimdi buradan nasıl doğru fiyat oluşsun? Borsada tahtacı var, halde de müstahsil var. Bir şey fark etmiyor yani. Bunlar biziz. Yok birbirimizden farkımız, esasında hepimiz Osmanlı Bankası'yız'a dönüyor iş. Ama benim en fazla dikkatimi çeken, belki Ali Ekber hocam kızacak bana ama hep fiyattan gidiyoruz diye. Ya bu fiyat o kadar belirleyici ki. Şimdi mesela demiş ya, kurda bir toparlama ya da işte stabilizasyon bekliyoruz. Ya oğlum kurda ne bekliyorsunuz? Ya kurun bir yere gideceği yok, burada kalacak. Ama demek ki bir güvensizlik ve çarşı pazarda bir dedikodu var. Acaba Mehmet Şimşek gidecek mi? Acaba kur artacak mı? Öyle mi patlayacak mı? Böyle mi patlayacak mı diye. Sordunuz mu Gökhan hocam? Kurda ne bekliyorsunuz diye. Çünkü bence fiyatlama alışkanlıklarını %60'ın üzerinde kur nereye gidecek sorusu belirliyor her yerde diye düşünüyorum ben. Bu enerjimiz tükenmeden, bitmeden bir sonuca varacak mıyız? Hani o rahmetli Özal'ı anlattıkları bir fıkra var. İşte Reagan ölüyor, şeytanla yan yana geliyor, şeytana soruyor. Diyor ki işte Amerika dünyanın ne zaman hakimi olacak? Şeytan diyor ki işte bilmem 150 yıl sonra. Reagan ağlamaya başlıyor. Ben göremeyeceğim, ben göremeyeceğim diye. İşte o dönem Gorbaçov var. Aynı soruyu Rusya için soruyor. O diyor ki 200 yıl. O diyor ki ben göremeyeceğim, ben göremeyeceğim. Rahmetli Özal şeytana geliyor diye soruyor. Enflasyon ne zaman düşecek Türkiye'de diye. Şeytan ağlamaya başlıyor. Ben göremeyeceğim, ben göremeyeceğim diye. Biz görebilecek miyiz hocam? Ne diyorsunuz? Thank you.